Herkese merhaba Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün tırnak pidesi tarifini hazırlıyorum. Yapımı oldukça zahmetsiz, üstelik çok da lezzetli. Önemli püf noktaları var, hepsini sizler için paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenize önemli rica ederek, sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine 2,5 su bardağı ılık su ilave ettim. 1 paket instant maya ilave ettikten sonra şöyle maya eriyene kadar karıştırıyorum. Ardından 5,5 su bardağı unu ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ettikten sonra hamur ağırlaşıncaya kadar yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada unu yavaş yavaş ilave edelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Yumuşak ve ele yapışan bir hamur elde edene kadar ortalama 4-5 dakika boyunca hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. 4-5 dakikadır hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun yumuşaklığını sizlerde görüyorsunuz. Yumuşak bir hamur elde ettikten sonra üzerini kapak ve temiz bir bezle kapatıyorum. 30 dakika boyunca mayalanmaya bırakıyorum. Şöyle bir de yakından hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sakız kıvamında hamur elde ettim. Ve aradan 30 dakika geçti. Hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Öncelikle hamurun ilk havasını alacağım. Burası da oldukça önemlidir. Hamur uzun süre mayalanma işleminde kaldığı için mutlaka içerisindeki hava kabarcıklarının sönmesi gerekiyor. Şöyle kabaca toparladıktan sonra masanın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamuru masanın üzerinde toparlamaya devam edeceğim. Çok yumuşak ve ele yapışan bir hamur olduğu için aralıklarla ondan yardım almayı ihmal etmeyelim. Kesme kartı ile hamurun kıyısını, köşesini toparladım. Şöyle avuç içerisinde yuvarlıyorum ve toplamda 8 eşit parçaya böleceğim. Bezeleme işlemi yaparken bezelerin büyüklüklerinin aynı olmasına özen gösterelim. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Tüm bezeleme işlemini tamamladıktan sonra şöyle borcamın içerisine çok az miktarda un serpiştirdim. Bezeleri aralık bırakarak borcamın içerisine yerleştiriyorum. Üzerini temiz bir bezle kapatıp 15 dakika boyunca dinlenmeye bırakacağım. Bezeler bir köşede dinlenirken ben hemen üzerine sürmek için sos hazırlıyorum. Geniş bir kabın içerisine 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 2 yemek kaşığı su ilave ettim. Tamamen birleşene kadar birkaç saniye boyunca çırptıktan sonra hemen bezeleri açma işlemine geçeceğim. Şöyle bir de bezeleri yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bezeler çok güzel bir şekilde dinlendi. Şöyle masanın üzerine çok az miktarda un serpiştirdim. Bezenin altına ve üstüne yine bir miktar un serpiştirdikten sonra parmak uçlarımla bezeyi büyütüyorum. Bu aşamada çok fazla büyütmeyelim. Küçücük bir beze elde ettikten sonra bir köşeye kaldırdım. Üzerini sosuna sürdükten sonra parmak uçlarımızla şekil vereceğiz. Bu sırada bezeleri büyütmüş olacağız. Bu aşamada oklava veya merdane kullanmanıza hiç gerek yok. Sadece birkaç saniye içerisinde bezeleri açma işlemini tamamlıyorum. Birkaç tane bezeyi açtım ve hazırladım. Hemen üzerine bolca sostan sürüyorum. Nar gibi kızarabilmesi için. Ardından parmak uçlarımla bastırarak pideye şekil veriyorum. Hemen bezenin diğer tarafını çevirdim. Yine parmak uçlarımla bastırarak bezeye şeklini verdim. Pideyi hazırladıktan sonra yağlı kağıt sermiş oldum. Fırın tepsisini alacağım. Yine açmış olduğum bezeyi şöyle hafiften büyütüyorum ve üzerine bol miktarda sostan sürüyorum. Bu aşamada mutlaka bezenin altına bir miktar un serpelim yapışmaması için. Yine üzerine bol miktarda sostan gezdirdikten sonra parmak uçlarımla şekil vereceğim. O kadar çok kolay ve lezzetli ki, kebapçılarda yediğiniz pidelerden hiçbir farkı yok. Garanti bir tariftir. Tarifime çok güveniyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifi yapabilirsiniz. Masanın üzerinde şekil vermekte zorlanıyorsanız eğer, hemen bir de şöyle tepsinin içerisinde göstermek istiyorum. Bezeyi tepsiye aldım. Üzerine bol miktarda sostan sürdüm. Yine parmak uçlarımla bezeye şekil veriyorum. Büyük boy fırın tepsisinin içerisine 3 adet pide sığdırdım. Önceden ısıtmış olduğum 250 derecelik alt üst ayar fırında pişirmeye gönderdim. Çok çabuk pişiyor. Ortalama 8 veya 10 dakika içerisinde pideler pişecektir. Hemen belirtmek istiyorum. Pideleri fırından aldıktan sonra ilk sıcağıyla sofra bezine saralım. Bu sayede pideler yumuşacık olacaktır. İlk fırından çıkardığımızda oldukça sert olmalı. Servis yapacağım için çok fazla bekletmedim. 5 dakika boyunca bekletmiş oldum pideleri. Hemen servis için hazırlıyorum. 5 dakika boyunca bekletmeme rağmen pideler oldukça yumuşadı. Sizlere de şöyle yakından ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Alt ve üstü nar gibi kızardı. Tırnak pidesini sizler de evlerde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Yine sizlerle birlikte yapılışı oldukça kolay ve çok da lezzetli olan tırnak pidesi tarifini hazırladık. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için henüz kanalıma abone değilseniz Abone olmayı, beğeni yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle veya arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.